Vatan nedir ki kardeşim? Bayrak nedir ki? Sancak nedir ki? Millet nedir ki? Toprak nedir ki? Diyebilen zihniyete seslenmek gerek. Aç kulağını kardeşim. Dinle, duy bakalım. Gerçek neymiş? Anla demek gerek. Sen hiç yemeğine tuz yerine toz döküldüğünü gördün mü? Geceleri çadırdaki kampetinden silah sesiyle fırladın mı? Mehtaplı gecelerde yakamozları değil, kıpırdaşan gölgeleri izledin mi? Senin de saçlarını kekik kokulu rüzgarlar barut kokusuyla karışıp taradı mı? Vatanın bütünlüğü için elde silah, dağ başlarında uykusuz geceleyenleri bilir misin? En sevdiğin arkadaşının kanı sıçradı mı üzerine? Yarasını elinle sarıp bir yudum su verdin mi kendisine? Can arkadaşının yastık yaptığın dizinde can verişini gördün mü sen hiç? Şehitlik denen o yüceler yücesi fikri bir kez olsun hissettin mi sen yüreğinde? Türkiye'nin istikbali gençlerimizi vatan borcunu yaparken acımasızca sırtlarından vuranları bilir misin? Sen hiç şehit babası gördün mü? Sen hiç şehit anası gördün mü? Sen hiç şehit çocuğu, sen hiç şehit karısı gördün mü? Bu vatan için gazi mertebesine ulaşmış, kolunu, bacağını, gözlerini dağlarda, bayırlarda bırakmış gencecik insanlara rastladın mı? Bu insanlar için bir şey yapmayı aklının ucuna bir kez olsun getirdin mi? Bu adamlar geriye dönmeyi hiç düşünmediler arkadaş. Dudakların arasından her zaman sadece iki kelime süzüldü. Dediler ki, vatan sağ olsun. Canım, al bayrakta bir damla kan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun, vatan sağ olsun. Adı Aytekin. Yaşı 22. Nişanlı. Memleketi Sakarya. Baba adı Ali. Anne adı Sema. Bu okuduğum isim, aklınızdan geçen binlerce şey varsa onlar değil. Bu okuduğum isim, bu sancak nöbetçimiz var ya, İşte o çocuk. Adı Zülküf. Memleketi Kayseri. Yaşı 25. Baba adı İlhan. Anne adı Reyhan. Ve orada bir kahraman delikanlı daha var. Adı Kemal. Memleketi Erzurum. Yaşı 23. O da nişanlı. Nişanlı sonu bekliyor. Kavuşacaklar, düğün yapacaklar inşallah. Çocukları olacak. Ve o çocuklar bu vatan, bu devlet, bu millet için büyüyecek. Onu örf, adet, gelenek, görenek, töre ve anneannemize göre yetiştirecekler. Baba adı Mustafa. Anne adı Sahile. Neden okudum bu isimleri? Bu çocuklar uzun zamandır burada bizim sancak nöbetçilerimiz. Komutanlarının himayesinde bu görevleri icra ediyorlar. Ve bugün onların son sancak nöbetçi oldukları gün. Çünkü tezkereye gidecekler. Ve nöbetlerini, sancakları, o şanlı sancağı ve huzurlarınıza gelip böyle çakı gibi durmayı yeni tertiplere devredecekler. Törenden evvel prova esnasında bunları konuştuğumuzda ben dedim ki, hadi aslanlar,
gün sayıyordunuz değil mi? Boyunlarını büktüler. Yok komutanım dediler. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bugün şehit çavuş Ahmetoğlu Hasan'ımızla şehit piyade er Seyidoğlu Rıza'mızı birbirleriyle kucaklaştıracağız. Bugün Şanlıurfa'yı ve Kayseri'yi kucaklaştıracağız. Şehit çavuş Ahmetoğlu Hasan, Şanlıurfa ilimizin Birecik ilçesi Aşağı Çatak köyünde Ahmet Bey ve Beyaz Hanım'ın göz nuru evlatları olarak geldi dünyaya. Çocukluk dönemi ailesinin yanında köy hayatı ile geçti. Dönemin zor şartlarına rağmen okumaya yazmaya çok meraklıydı ve cesareti ile de hemen kendisini belli ediyordu yiğidimiz. Kardeşi Ali ile birlikte silah altına alındılar. Gözü gibi koruyordu. Aynı cephedeydiler kardeşiyle. Çünkü nişanlıydı kardeşi. Sırasını ona vermişti yiğidimiz. Onun köye muhakkak geri dönmesi gerekiyordu. Nişanlısına kavuşması gerekiyordu. Nerede olurlarsa olsunlar daima kardeşinin en önündeydi. Onu arkaya almaya, korumaya, muhafaza etmeye çalışıyordu. Mermiler ona değmesin diye ona kendisini her zaman siper ediyordu. Bir çatışma esnasında kör bir kurşun gelip de yaraladı kolundan gözü gibi koruduğu kardeşi Ali'yi. Fırladı siperden, atladı hemen üzerine. Kulakları sağır eden bir top mermisi patladı yakınlarında. Şarapnel parçaları uçuştu gökyüzünde. Daha da sıkı sarıldı kardeşine. Onu korumak istiyordu, kollamak istiyordu. Onun sevdiği var dedi. Daha ona kavuşacak dedi. Daha çoluk çocuğu olacak dedi. Onun dönmesi gerek dedi. Ve toz duman aralandığında bir baktılar ki al kanlar içerisinde kalmış yiğidimiz ve şehadet şerbetini çoktan yudumlamış. Yudumlamış yudumlamasını ama kardeşi Ali'ye de sımsıkı sarılmayı bırakmamış. Ve kardeşi Ali de nice sonra bir başka cephede tıpkı ağabeyi Hasan gibi şehit düştü sonradan. Ne yazık ki o da evine dönemedi. Nişanlısına kavuşamadı. Yani gerçekten şimdi anladım ki ölümlerin en güzeli şehitlikmiş yani. Varsa bir ölüm o da şehitlik de en güzeliymiş yani anladım. Şehit piyade er Seyidoğlu Rıza. Seyidoğlu Rıza Kayseri'de dünyaya geldi. Yoksullukla geçen çocukluk döneminin ardından arazicilik yapmaya başladı. Nazmiye Hanım'la evlenerek Zeliha ve Hatice isminde iki kız çocuğu sahibi oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte askere alınan Rıza Çanakkale cephesinde görevlendirildi. Ben size taarruzu değil, ölmeye emrediyorum diye haykıran ve biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler gelebilir diyen Mustafa Kemal'in neferiydi o. Adaşı Seyit Onbaşı'nın, Ezineri Yahya Çavuş'un ve daha nice yiğitlerin de silah arkadaşıydı o. Yorulmak nedir bilmezdi. Uykusuzluk nedir bilmezdi. Açlık nedir bilmezdi. Yokluk nedir onu çok iyi bilirdi de yokluktan bir kere olsun şikayet etmezdi. Öncelikle bu güzel etkinliği bize nasip eden devletimize, Genelkurmay Başkanlığımıza ve buradaki bütün değerli subaylarımıza saygılarımı sunuyorum. Sanki o anları yaşadım. O yüzden bu vatanımız hepimiz içindir. Sağ olun, var olun. Çok duygulandırıcı konuşuyordu. Bugün burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Etkinliği çok başarılı buldum. Şehitlerimizin ne kadar zorlu mücadeleler vererek bu vatanı bizlere verdiğini öğrendim. Böyle güzel bir programa bizi davet ettiğiniz için Türk Silahlı Kuvvetli üyelerine teşekkür ediyorum. Vatan için, bayrak için ve millet için döktüğünüz her damla kan, verdiğiniz her gün, her emek için sizlere borçluyuz. Hakkınızı helal edin. Çok gururlu ve çok mutluyum. Öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek, bu farkındalıkla yetiştirmek bizim için çok onur verici ve çok gurur verici bir duyguydu.